Bir eve taşındım. Ev sahibim çok iyiydi. İlk defa iyi bir ev sahibine denk geldim. İyi dedim, burada uzun süre oturabiliriz. Ev sahibimiz iyi. İşte kira zamanı kiramızı götürüyoruz. İşte ben de elimden geleni yapıyorum. Zaten gittiğim dönemlerde binanın etrafı leş gibiydi. Temizliğimi yaptım. Ev sahibi de benden memnun kaldı. İbrahim, sen dedi bunlarla ilgilenirsin. Bu işlerle de uğraşmayı seviyorsun. Dedi komşu burada bir bahçe var dedi. Onu ekiyor dedi. İzin istersin dedi. İzin verirse beraber ekersiniz. Zaten de toprağı kendi vasıtasıyla toprak getirdi. Orayı bahçe yaptı dedi. 7 yıldır kadın ekiyormuş. İşte aradan bir sene kadar geçti. O dönem ekiyorlardı zaten. Ben tabii söylemedim. Yani küçücük bahçe, birlikte ekelim demenin bir anlamı yok. İkinci sene ekmedi. Bana dedi ki İbrahim abi, ben ekmiyorum. Sen istersen ekebilirsin. Benim bu tür işlerle de uğraştığımı, sevdiğimi bildiği için bana ekebilirsin dedi. Ben yok dedim. Senin söylemen bir şey ifade etmez. Sonuçta sen de bir kiracısın dedim. Ev sahibi izin verirse ekeriz. Tabii sen de ekmiyorsan ekerim dedim. Ev sahibine sordum. Tamam dedi. O bayan ekmiyorsa dedi sen ekebilirsin. Tohum aldım işte pazardan. Soğan, kıvırcık, maydanoz bir şeyler ektim. Bir gün işten çıktım işte akşam üzeri bir geldim baktım saat 5 civarı. Toprak karıştırılmış. Bunu kim yaptı bunu? Bu adamla aşağıda karşılaştık. Dedim abi, benden de 8-10 yaş kadar büyüktü. Abi dedim, toprağı karıştırmışlar dedim, ben tohum ekmiştim. Tohumlar bayağı çıkmıştı 1-1,5 santim kadar. Dedim kim yaptı bunu dedim. Zaten aramız iyi değil. Pek selamlaşmıyoruz. Yani problemli adam her yerde kendini belli eder yani. Baktım ters bir adam. Dedim hiç muhatap olmaya gerek yok. Selamün aleyküm, aleyküm selam. Ben dedi karıştırdım. Sebep? Dedi sen dedi kiracısın dedi. Senin ekmeğe hakkın yok. Ya arkadaş, benim ev sahibimin 5 tane dairesi var. Senin bir tane dairen var. Ayrıca ev sahibi sana ön tarafı vermiş. Ön tarafı sen ekecekmişsin, arka taraf benim ev sahibime aitmiş. Bana ev sahibim izin verdi. Yok dedi, ben daire sahibiyim dedi. Sen kiracısın. Dedim ya biz dedim bu tür konular konuşmayalım. Sen git benim ev sahibimle görüş. Ev sahibim de biraz ileride oturuyor, başka bir mahallede. Yakın bir mahalle. Git dedim onunla konuş. Yani birbirimizi kırmayalım dedim. Yani şurada bir karış toprak için değmez dedim. Baktım ters ters konuşuyor. Dedim ya lanet olsun dedim. Yani ekmesem ne olur? Ekmeyeyim dedim. Vazgeçtim. İşte ev sahibiyle konuşmuş. Ev sahibi benimle konuştu. Benim ev sahibim. Ben dedi onunla konuştum dedi. Sesini çıkarmayacak dedi. Ön tarafı o ekecek. Arka tarafı sen ekeceksin. Dedim yok teyze dedim. Yani ekmeye gerek yok dedim. Yani ben başım belaya girsin istemiyorum dedim. Toprak da onun olsun dedim. Ya gider pazardan alır yerim dedim. Yani önemli değil. Zamanı geldi. Bu adam da ekmedi. Yani benim bahçemi bozdu ya. Dedim herhalde kendisi ekecek. Kendisi de ekmedi. Bekledim adam ekmedi. Dedim herhalde ekmek istemiyor. Ben ekeyim dedim. Fide ektim. Yalnız ya o kadar karaktersiz bir adam ki. Benim emek sarf etmemi bekliyor. Ya hemen anında toprağa karıştırmıyor. Ben fideleri ektim. 15-20 gün geçti. Fideler tutmuş, artık canlanmış. Bayağı serpilmiş. 15-20 gün sonra geldi bu sefer fideleri kesti. Eline küreği almış, vurmuş vurmuş kesmiş fideleri. Neyse yine adamın kapısına gitmedim. Denk geldim aşağıda. Dedim abi sen mi dedim bozdun bahçeyi dedim. Ben bozdum dedi. Ben sana söylemedim mi ekmeyeceksin diye dedi. Ya abi yapma etme, gözünü seveyim. Yani sen niye bekledin madem öyle? 2 ay ekmedin. Ben ektikten sonra bahçeyi bozdun. Hadi onu da boş ver. Ektiğim günlerde bozsan yine sesimi çıkarmayacağım. 2 hafta sonra ben o kadar emek sarf etmişim. Her gün su vermişim. Ya senin dedim hiç insanlığın yok mu dedim. Yani bu bana kafa tuttu falan. Ya lanet olsun dedim. Bıraktım ya. Al dedim. Ne alt edersen et. 2 ay kadar falan zaman geçti. Bu karaktersizin bir tane merdiveni varmış. Ben de ikinci katta oturuyorum. Benim merdivene balkonla ulaşılabiliyor. Benim balkona merdivenle ulaşılabiliyor. Dedim kimin bu merdiven? Dediler falancanın. Haber gönderdim 3-4 sefer o yandaki komşuyla.
Zaten aynı binada oturuyoruz ama konuşmadığımız için merdivene balkonla ulaşılabiliyor. Benim balkona merdivenle ulaşılabiliyor. Dedim kimin bu merdiven? Dediler falancanın. Haber gönderdim 3-4 sefer o yandaki komşuyla. Zaten aynı binada oturuyoruz ama konuşmadığımız için komşuyla haber gönderdim. Dedim merdiveni oradan alsın. Benim evime dedim hırsız girer bu merdivenle. O hiç umursamadı. Aradan yine bir 10 gün kadar geçti. Baktım almıyor, ilgilenmiyor. Ev sahibinin kömürlüğünün şeyi kilidi falan yok. Kömürlüğün içine koydum. Yani en azından merdiveni biraz gizlemiş oldum yani. 2-3 gün sonra bu benim kapıma gelmiş. Bu olaydan birkaç gün önce yine kapıma gelmişti. Ben haber göndermiştim ona. Benim kapıma gelmesin. Ne sıkıntısı varsa benimle halletsin. Benim kapımı çalmasın dedim. Yine kapıma gelmiş işte. O merdivenden dolayı merdiveni verin demiş. Ben sinirlendim benim kapıma gelmesine. İş çıkışı işte çıktım üst kata ziline bastım. Bu çıktı. Dedim ya hemşerim ben bu zamana kadar senin kapına geldim mi? Bak o kadar sıkıntılar yaşadık. Yok dedi. Peki sen niye benim kapımı çalıyorsun dedim. Yani benim çocuklarımla niye sen muhatap oluyorsun? Hatta oğlumu da birkaç sefer tehdit etmiş işte burada oynama, işte buraları kirletme, senin kolunu kopartırım, bacağını kopartırım gibi. Tabii çocuk bana bunları söylüyor. Ben kızıyorum ama lanet olsun diyorum yani bela benden uzak olsun istiyorum. Ben pek onları kayla almadım. Kapıma gelince sinirlendim. Dedim hem merdivenini vereyim de bir daha da dedim benim kapımı çalması için bir bahane olmasın. Arkadaşım gel o zaman vereyim merdivenini. Yok. Sen çıkar aldığın yere koy ben istediğim zaman alırım. Tamam dedim o zaman ben bugün çıkarayım dedim. Sen de dedim şimdi almasam bile hadi dedim yarın dedim gündüz onu oradan al. O benim bileceğim iş dedi istediğim zaman alırım dedi istersem almam dedi yani. Çarptı kapıyı girdi içeri. Çıkardım şeyden kömürlükten kömürlüğün önüne koydum. Ertesi gün işten geliyorum. Bu elinde bahçe küreği binanın girişinde bekliyor. Ben yaklaştım işte o da beni gördü bu esnada. Tebessüm ediyor bana. Dedim herhalde merdiven çıkardım diye barışmaya yelteniyor dedim. Yani karaktersiz bir adam ya ben barışmak istemiyorum. Ben yüz ifademi hiç değiştirmedim. Çocuk orada oynuyordu zaten benim çocuk. Gel oğlum dedim şu kömür, şimdi dedim şeyi isteyecek. Merdiveni yine isteyecek. Aldığın yere koy diyecek dedim. Benim başımı belaya sokma. Merdiveni dedim götür de dedim falanca yere koy. Tamam baba dedi. Çocuk da benimle beraber geliyor. Bu adam gülüyor ama. Ben yaklaştım gülerken küreği kaldırdı. Bahçe küreği. Ben hala vuracağını tahmin etmiyorum. Gülüyor ya. Adam gülerken vurdu bana ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Nasıl bir aldatmaca? Bu nasıl bir tezgah yani? Adam resmen beni öldürmeye kastetti. Küreğin keskin kısmıyla. Küreği savurdu. Tabii ben refleks olarak sadece karşılamak gelir elimden başka bir şey değil. Küreği karşıladığımı sanıyorum. İşte o esnada onu fark ettim. Yukarıda şeye bina girişine çarptı kürek. Kürek bina girişine çarptı. O esnada kürek kırılmış. Sopa benim koluma değdi ama demir kısmı da karşılayınca kırılınca gelmiş kulağımı kesmiş. Ben farkında değilim o esnada. Vurdu bana tabii ister istemez. Ben de kendimi savundum. Ben de ona vurmaya başladım. İşte birlikte yere düştük. Ben ondan biraz daha gencim. Hareketliyim. Ben kalktım. O altta kaldı işte. Elinden küreği kıvırdım aldım. Küreğin sapını daha doğrusu kürek. Bu saldırmaya devam ediyor ama şey zaten küreğin sapını almak üzereyken ben bunu ittire ittire falan filan mücadele esnasında biraz itekledim bunu. Kömürlüğün dibine kadar girdik yani bir 8-10 metre boğuşa boğuşa gittik. Neyse birkaç tane de ben ona vurdum dedim tamam ben de bu buna yeter yani işi büyütmeye gerek yok dedim. Ben kavgayı bitirme taraftarıyım. İşte arkasına geçtim küreğin sapıyla sıkıştırdım bunu. Bu şimdi dayağı yiyince oğluna işte hanımına bağırmaya başladı. Sesini duyuramadı. Adamın arkasında tutuyorum ben. Küreğin sapıyla vurmuyorum. Sadece tutuyorum. Bak yeter artık diyorum. Kavgayı bitirelim. La vuramamasına rağmen bana vurmaya çalışıyor. İşte karşısına benim çocuk geldi. Benim çocuğu yakalamaya çalışıyor. O dönem çocuğumun yaşı 13. Kemik yaşı 11,5. O günlerde hastaneye götürmüştük işte. Kemik iğnesi falan filan yapıldı. 11,5 yaşındaki çocuğu öldürmeye çalışıyor.
yakalamaya çalışıyor çocuğu. Oğlum uzaklaş diyorum. Çocukla şimdi babası kavga ediyor yani doğal olarak, içgüdüsel olarak.